Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Aydos Kalesi'nin tarihi bir önemi var. Bir fetih hikayesi ve İstanbul için çok büyük bir öneme sahip. Şimdi gelin 33 yıl sonra kapısını aralayan o tarihi kaleye yakından bakalım. Arkadaşlarımızın bugüne dair izlenim notlarıyla. Benimle gelir misiniz demiştiniz. Şimdi onun cevabını veriyorum. Sizinle istediğiniz yere gelirim Malkoçoğlu. Emeği verenlere hepsine çok teşekkür ederim. Güzel bir değer kazandırılmış bende. Fethin başladığı nokta Aydos Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Ya Allah! Bismillah! 13 yıldır adeta iğneyle kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmaların neticesinde ortaya böyle bir eser çıktı. Canım sıkıldı mı ben buraya gelirim. O zaman yapılmamıştı tabii. Yapılmamıştı. Şimdi nasıl olmuş? Şimdi de güzel olmuş. Tarihi Aydos Kalesi yaklaşık 700 yıl boyunca burada bitki örtüsüyle kaplıydı ve sadece burçlar gözüküyordu. Yapılan incelemelerden sonra Osmanlı ve Bizans'a ait eserlerin yanı sıra tarih öncesine yani Tunç Çağı'na kadar alet edevatlar bulundu. Tahıl ambarlarının olduğu bölümde karbonlaşmış buğdaylara da rastlandı. Tunç dönemine ait tarım aletlerine rastlandı. Tarihi kale Orhan Gazi tarafından fethedildi. 1990 yılında ise Halil İnalcık tarafından kalıntıları bulundu. Halil İnalcık 1990 yılında Orman Bakanlığı'na tespit ettirene kadar kale hakkında bir bilgi yok. Burası bize eski hatırlatıyor. Çok güzel. İnşallah devamını diliyoruz. Kalenin 13 yıllık restorasyon süreci bitti. Tarih kokan manzarası eşliğinde ziyarete açıldı. Amatör olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Özellikle kar yağdığı zaman tekrar geleceğim. Herkese de mutlaka gelmeni tavsiye ediyorum. İstanbul'un Anadolu yakasının hemen hemen her yerine hakim olan bu kale Halil İnalcık tarafından İstanbul'un kapısı olarak tanımlanır. Hatta rivayetlere göre bu kalenin fethedilmesinde Kale Tekfur'un kızı o zamanki Osmanlı akıncılarının başında olan Abdurrahman Gazi'ye yardım eder ve böylece kalenin fethi kolaylaşır. İşte bu hikayede, bu rivayette Malkoçoğlu ve Battal Gazi gibi filmlere ilham olur. Sanki bir tarihi bir alanda ilk 200, 300, 400 yıl öncesinde yaşıyormuş gibi hissediyoruz.